Dün bu gördüğümüz mekanizmanın çizimini yaptık. İşte montajını yaptık. Sonra montajı yaptıktan sonra bu hareketi inceledik. Tabii yapanlar 6-7 kişiydi, yapamayanlar çoğunluktaydı. Anlarım, gerçekten karışık şeyler gördük. Dün işte bazı problemlerle karşılaştık. Problemlerin ne olduğunu anlamaya çalıştık. İşte anlamayı yarım yamalak anladıktan sonra çözmeye çalıştık. Şimdi bunu tekrar etmek istiyorum ben. Çünkü aklınızda eminim bir ton soru vardır bu mekanizmayı. İşte nasıl montajladık, neden buraları birbirine birleştirdik gibisinden bir ton soru vardır. Bu soruları cevaplamak istiyorum ilk önce. Bu yüzden bu mekanizmayı yeniden çizeceğiz. Bu sefer daha basit çizeceğiz ama. Şimdi herkes boş çizim sayfası açtı. Önünde hazır değil mi? Fusion'unu açtı. Tamam, kimse aksini iddia etmiyor. O zaman şöyle bir çizim yapın. Tam da bu ölçüleri verin. Herkes bunu yapabilecek seviyede artık. Ders kayıtlarını YouTube'a yükledik. YouTube'dan izleyip yapabilir herkes. Yani bu seviyeye gelmiştir diye düşünüyorum. Tamam, herkes bu dikdörtgeni oluşturdu efendim. Efendim? 200'e 100. Tamam, herkes bunu yaptı. Sonra buna yükseklik verin. Yükseklik miktarı da 10 milimetre. Herkes yüksekliğini de verdi diye düşünüyorum. Sonra bu düzlemde bir sketch daha açın. Sonra bunları çizin. Gerekli olan tüm ölçüler burada mevcut. Görünüyor. Bunları çizin bakalım. Mesela burada bir tane daire var. İki tane de dikdörtgen var bu aşağıda. Üst tarafta da toplam kaç? 5 tane dikdörtgen var. Bunları yapmanız için 3-4 dakika bekleyeceğim. Problemi olan sorabilir. Sorusu olan da sorabilir. Bunlar 8'e 10. Bunun en uzunu 100'e 3. Ortası 40'a 3. En kısası da 35'e 3. Bunları kolayca yapmanız lazım. Sonuçta bugüne kadar 3 tane dolu dolu ders işledik. Altı milimetre. 25'e 25. Bakın bunlar 25. Aramızda teknik resim almayanlar var. Belki anlamakta zorluk çeker. Sorabilirsiniz. Şöyle bir kolaylık yapayım ben. Bunun fotoğrafını çekip WhatsApp grubuna atayım.
Yolladım WhatsApp grubuna ölçüleri. Oradan bakabilirsiniz. Okumakta zorluk çeken varsa. İki dakika daha bekleyeceğim, sonra devam edeceğim. Evet. 23,5. 23,50. Bu ölçüyü soruyorsun değil mi? Bu ölçü. Burası 23,50. Kaç kişi yaptı? Tamam, bekliyorum. Çoğunluk yapana kadar bekleyeyim. Ölçüler WhatsApp grubuna attığım fotoğrafta var. Görmekte zorlananlar oradan bakabilir. Kaç kişi bitirdi? Güzel. Efendim? Evet, evet. Bitirdik mi? Bitti mi Murat?
16.47'de devam edeceğim çizime. Hızlı olalım. Devam ediyorum. Yapamayan kaç kişi var? Devam edemedik. Hadi son bir dakika daha bir şey. Tamam, bir dakika daha bekleyeceğim. Bu arada sen şunun ölçülerini belki bir şey yaparsın. Kaçırmış olabilirsin. 200'e 100 bunun ölçüsü. Dış tarafın ölçüsü. Bildiğimiz dikdörtgen aslında onlarda ya. Beş tane dikdörtgen var burada. Herkesin yapmasını istiyorum, böyle kimse geride kalmasın istiyorum. O yüzden bayağı bekliyorum. Yok, birbirine olan uzaklıkları çok önemli değil. Ölçüleri doğru girmeniz yeterli. Yani benim ekranımdaki ölçüler neyse sizde de onlar olsun. Yeterli. Daha fazlasına gerek yok. Ben devam ediyorum. Ölçüler zaten WhatsApp grubunda var. Yetişemeyenler oradan yapabilir. Evet, kayıttayız şu anda. Devam ediyorum. Şimdi bunlara bir yükseklik vereceğiz. Ne yapıyorduk? İster buradan solid penceresine gelip buradan extrude komutunu çalıştırıyorduk. Ya da klavyemizden E tuşuna basıyorduk. Klavyemden E tuşuna bastım. Şimdi yükseltmek istedim, yani yükseklik vermek istedim, extrude etmek istediğim profilleri seçeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane profil var burada. Yükseltmek istediğim 8 tane profil var. Seçtim bu 8'ini de. Ondan sonra bunlara bakayım ne kadarlık yükseklik vermişim. 3 milimetrelik yükseklik vermişim. Siz de verin bu 8 profile 3 milimetrelik yükseklik verin. Herkes verdi galiba. Devam ediyorum. Şimdi bunları birer birer bodies klasörünün içinden komponente çevirmemiz gerekiyordu. Şöyle birazcık kenara çekeyim bunu. Burada bodies klasörüm var benim. Bunun içinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane body var. Ben bunların hepsini seçeceğim. Klavyemden shift tuşuna basılı tutarak hepsini seçtim. Bodies klasörümün içindeki tüm body'leri seçiyorum klavyemden shift tuşuna basılı tutarak. Sonra sağ tıklayıp komponente çevirme fonksiyonumuz vardı bizim, tuşumuz vardı. Create component from bodies diye bir tuşumuz vardı. Ona basacağım. Bastım. Şimdi kontrol edeceğim hepsi hareket edebiliyor mu, serbestçe hareket edebiliyor mu diye. Ediyor. Böyle sağa sola sürükleyebiliyorum. Ama neydi? Hepsinin hareket edemiyor olması lazımdı. En azından çizimdeki bir parçanın sabitlenmiş, grantlanmış olması lazımdı. Şimdi bunları önceki pozisyonuna getireceğim. Yukarıdaki revert tuşunu kullanarak. Önceki pozisyonuna getireceğim bunları. Sonra bu gövdeyi
Roundlayacağım, sabitleyeceğim. Bunun için üstüne iki kere tıklıyorum. Tek tıklarsanız olmaz. İki defa tıklamak lazım. Sonra sağ tıklayıp yukarıdan ground tuşu var bakın burada. En üstün bir altı ground. Buna basacağım. Bastım. Şu an bunu hareket ettiremiyorum. Zaten yapmam gereken şey de buydu. Bunlar hareket ediyor. Çünkü bunları groundlamadık. Şu an montaja hazırız. Buraya yetişemeyen var mı? Kaç kişi var yetişemeyen? Bir kişi var sanırım. Geri kalan herkes yaptı mı? Aksini iddia eden yok, ben devam edeceğim. Çünkü bunun aynısını dün de yaptık. Ne yaptığımızı biliyorsunuz. Derse katılanlar. Katılmayanlar ders tekrarını izler artık. Onu daha yüklemedik gerçi ama. Devam ediyorum ben. Şimdi dün biraz karmaşık bir montaj yapmıştık. Böyle ne bileyim, bunun arkasına dönüyorduk. Arkasından bir nokta seçiyorduk. Bunun önüne dönüyorduk. Buradan bir nokta seçiyorduk falan filan. Kafa bayağı karışmıştı. Bugün daha basit bir yöntem yapacağız. Daha basit bir yolu izleyeceğiz. Burada küp var diye sağ yukarıda, bunu tutup çekebiliyor muyum ben ya? Tutup çekemiyorum, böyle çeksem rahat olacak. Buradaki küpü kullanarak tam önden bakacağım. Şu right yazıyor ya, siz de belki left yazar, ne bileyim front yazar. Sizin ön düzleminiz hangisi ise ona tıklayın. Böyle ekranınızı düzgün bir şekilde orantılasın o düzleme. Böyle tam karşıdan bakın yani. Size demek istediğim o. Yüksek bir kaç santim var mı? 3 milimetre verdik. Bunun farklı bir yolu daha var. Böyle tam karşıdan bakmanın bir yolu daha var. Onu da göstereyim size. Bakın aşağıda look at diye bir tuş var. Herkes görüyor mu bunu? Buna bastıktan sonra tam karşıdan bakmak istediğiniz düzleme tıklarsanız ekranınız oraya düzgün bir şekilde orantılıdır. Mesela buna bastım. Sonra buraya bastım. Tam karşıdan bakıyorum. Bunu da kullanabilirsiniz. Herkes bu şekilde baksın. Sonra shift tuşunuzu unutun. Artık şu hareketi yapmayacağız. Bu hareketi yapmayacağız. Sadece karşıdan bakacağız. Hiç shift tuşunu kullanmayacağız. Hazır mı herkes? Şu an montaja başlayacağım. Hazır mıyız? Tamam, başlıyorum ben. Şimdi montajı nasıl yapıyorduk? Burada joint diye bir komut vardı. İster buradan gelip mouse'umuzla buna tıklıyorduk, ister klavyeden J tuşuna basıyorduk. Ben J tuşuna bastım. Sonra bizden İlk montaj noktamızı seçmemizi bekliyordu. Şimdi shift tuşunu unutalım dedim de. Gerçi tamam, unutalım. İlk montaj noktamızı bekliyor bizden. İlk nokta olarak buna yaklaşacağım birazcık. Bunun dikdörtgenin tam orta noktasını seçeceğim. Hangisini seçtiğiniz fark etmez. İster bunu ister bunu. İkisi de aynı zaten. Buna tıkladım. Tam orta noktasına, ortadaki kareye tıkladım. Geri alıyorum. Sonra bu kısa sabit çubuğuma yaklaşıyorum. Buna yaklaşacağım. Bunun da orta noktasını buldum. Bakın burası. Biraz yaklaşıp görebiliyorum buradaki kare noktasını. Bunun orta noktasına bir defa tıklıyorum. Şu an montaj tipim yanlış. Revolut'ta kalmış montaj tipim. Ben bunun slider olmasını istiyorum. Buradan slider seçeceğim. Ve yanlış eksende hareket ettiğini görüyorum. Bakın animate ettiğimde yukarı aşağı gitmiyor. Değiştireceğim buradan ekseni. Şu an yine yukarı aşağı değil, sağa sola gidiyor. Yine değiştireceğim. X axis benim için doğru olanmış. Tamam, bunu seçtim. Şu an bunu animate ettiğimde yukarı aşağı hareket ettiğini görüyorum. Okey dedim. Bunun montajı tamam.
Yaptık mı? Efendim? Tamam, bekliyorum birazcık. Hatta tekrar yapayım bu bekleme süresinde. CTRL-Z ile geri aldım. J tuşuna bastım. Bunun orta noktasını seçtim. Sonra yaklaşık bunun orta noktasını seçtim. Sonra montaj tipimi slider olarak değiştirdim. Buradan doğru ekseni buldum. Sonra OK dedim. Devam ediyorum. Aynı işlemi ikinci dikdörtgen içinde yapacağım. Yine montaj komutuna girdim. J tuşuna veya buradaki şeye basarak. Bunun orta noktasını buldum. Bu dikdörtgenin orta noktasını buldum. Sonra geri aldım. Bu sefer bunun orta noktasını bulacağım. Yaklaşıyorum. Bunun orta noktasını da buldum. Tıkladım. Parça buraya geldi. Yine yanlış montaj tipi. Montaj tipi yanlış değil de hareket ekseni yanlış. Bunu da düzeltiyorum. X değil. Evet, Y. Benim için doğru olan Y'ymiş. Sizde farklı olabilir. Animate ettiğimde sağ sol hareket ettiğini görüyorum. Ama bunda bir eksiklik daha var. Bunun 90 derece dönmesini istiyorum ben. Bunun için position kısmına geleceğim. Yine buradaki sekmeden. Position kısmına geleceğim. Position'a geldiğimde bakın burada bir yuvarlak belirdi. Bunu tutup mouse'umla basılı tutup döndüreceğim. Tam burada 90 derece yazana kadar döndüreceğim. Eksi 90, artı 90 fark etmez. 90 derece döndürdüm. Fark etmez. İster saat yönüne, ister saat yönünün tersine, kafana göre. 90 derece dönsün yeter. Sonra OK diyorum. Şimdi deneyeceğim bunların olup olmadığını. Tutup çekiyorum. Evet, istediğim gibi hareket ediyor. Diğerini de deneyeceğim. Tutup çekiyorum. Yukarı doğru, yukarı aşağı. Tamam, bu da istediğim gibi hareket ediyor. Hareket ettirmek istediğim objeleri. Bu ikisi. Yine yukarıdaki revert tuşuna basarak bunları eski pozisyonuna getirebilirim. Efendim. Tamam. Şöyle. Aşağıda bizim bir zaman çizelgemiz vardı. Buradan yaptığımız işlemleri düzenleyebiliyorduk. Ben mesela hangi joint'i düzenlemek istiyorsam üstüne bir defa tıklayıp görebilirim. Mesela bunu yanlış yaptıysan, bu joint'i yanlış yaptıysan üzerine iki defa tıklayacaksın. Sonra buradan döndürebilirsin artık. Tamam, bunları yine yukarıdaki revert tuşuna basarak önceki pozisyonunu alacağım. Şimdi çubuklara geçebilirim. Çubukların montajına geçebilirim. Herkes yapabildi mi buraya kadarı? Yapamayanlar söylesin, yoksa herkes yapmış gibi devam edeceğim. Devam ediyorum. Çubuklarımın montajına geçebilirim artık. Ama bunların montajına geçmeden önce bir şeyi düzeltmem lazım. Bunların ters bir şekilde montaj olmasını istiyorum ben. Yani ne demek istiyorum? Hemen göstereyim. Siz bu yapacağımı yapmayın. Mesela bu dikdörtgen çubuğun üzerinde ya. Ben çubuğun içinde hareket etmesini istiyorum. Nasıl düzelteceğim bunu? Tabii ki aşağıdaki zaman çizelgemi kullanacağım. Yaptığım montajın üstüne iki defa tıklayacağım. Düzenleme moduna gireceğim. Ve burada bir tane tuş vardı. Flip. Flip'e bastığım zaman çeviriyordu yani. Bildiğimiz çevir demek. Flip'e basıyorum. İçine girdiğini gördüm. Siz de yapın. Ama shift tuşunuzu kullanmanıza gerek yok. İsteyen kullansın yani, kafam karışmaz diyorsanız kullanın. İsteyen shift tuşuna basmak zorunda değil. İşte yine bu düzenleme moduna girip buradan flip yapabilir.
Benim burada yapmak istediğim şey yani bu dikdörtgenlerin bu uzun çubukların içine girmesi. Herkes yaptı mı bunu? Montajı düzenleme moduna giriyoruz. Flip'e basıyoruz. Bu kadar. Efendim? Yok fark etmez. Herkes yaptı mı bunu? Yapamayan var mı? Var mı yapamayan? Sadece döndüreceksiniz. Flip tuşuna basacaksınız. Çok basit aslında. Tabii. Evet. Slider tipinde bir joint veriyorduk. Ve slider'ın eksenini doğru olarak seçiyorduk. Hazır mı herkes? Devam etmeye hazır mı? Aksini iddia eden yok. Devam ediyorum. Şimdi çubukların montajına geçebilirim. En kısa çubuktan başlayacağım. Bunu yapmadan önce tam karşıdan bakacağım yine bu montaja. Bunun için ister burada küpü kullanın, ister aşağıda az önce gösterdiğim Locate tuşu vardı ya, onu kullanın. Locate'e ben bir defa tıklıyorum. Sonra karşıdan bakmak istediğim düzleme tıklıyorum. Tam karşıdan bakıyor. Şundan, bu noktadan sonra Shift tuşuna basmayacağım ben. Tamam, en küçük çubuğumu monte edeceğim dedim ben. Bunun için yine montaj komutunun içine girmek gerekiyor. Klavyemden J tuşuna bastım. İlk montaj noktamı seçmemi isteyecek. Kısa çubuğu yapacağım dedim. O yüzden kısa çubuğa yaklaşıyorum. Kısa çubuğun en sol orta noktası. Yani şu nokta. Bakın bu nokta. Bu noktayı seçeceğim. En sol orta nokta. Zaten böyle mouse'un ucunu oraya yavaşça yaklaştırdığınızda yapışıyor oraya. Seçtim bu noktayı. İkinci nokta olarak buradaki yuvarlak vardı ya, buna yaklaşacağım. Bunun orta noktasını seçeceğim. Şu an montaj tipi yanlış. Ben bunun dönmesini istiyorum. O yüzden montaj tipini revolute olarak değiştireceğim. Motion kısmına geldim. Buradan revolute seçtim. Şu an istediğim yönde dönüyor. Bunu işte animate edebilirsiniz bu şekilde. Tamam, tekrardan position'a geliyorum. Bunu yaklaşık işte şöyle açılı bir pozisyonda olacak şekilde bırakıyorum. Böyle. Motion'da istediğim işlemi yaptım, sonra position'a geldim. Efendim? Yok, bunu öylesine salladım işte. İstediğiniz şöyle bir yerde bırakabilirsiniz. Buradan kendi otomatik flip yapmış. Ben bu flip'i kaldırıyorum buradan. Bakın burada flip var ya, hani mavi. Mavi olduğunda uygulandığı anlamına geliyor. Ben bu flip'i kaldıracağım. Parça döndü. Bunu tekrardan döndüreceğim. Şöyle şu pozisyonda. Efendim? Flip döndür demek. Şöyle işte şu şekilde. Buraya yaklaştığınızda bu şekilde gözükmesi lazım. Ondan sonra okey diyeceğim. En küçük parça değil mi? En küçük
Evet, en küçük çubuk. En küçük çubuğun en sol orta noktasını seçtim. İkinci nokta olarak da bunun ortasını seçtim. Sonra buna uygun montaj tipini verdim. Ondan sonra bunu flipledim. Yani kendi otomatik fliplemişti. Flipi kaldırdım. Sonra yaklaşık işte burada duracak şekilde bir açı verdim. Yine o topu tutarak. Yaptı mı herkes? Problemi olan var mı? Yok, kabul ediyorum. Devam ediyorum. Şimdi benim şu arkadaki duvarla bir işim kalmadı artık. Onu yok etmek istiyorum. Gözümün önünde kalsın istemiyorum. Beni engelleyecek. Bu yüzden buna bir defa tıklıyorum. Sonra klavyemden V tuşuna basıyorum. Sonra boş bir yere tıkladığımda onun kaybolduğunu göreceğim. Bu şekilde kaybedince, yani Z tuşunu kullanınca, bunu geri görünür hale getirmek bir tık böyle karışık oluyor. Görünür hale getirmek için sol tarafta bizim model ağacımız vardı ya, unsur ağacımız. Oradaki komponentleri teker teker tıklayacağım işte. Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil, bu da değil, bu. Ben bunu geri görünür hale getirmek istediğimde normalde gelip bunun yanındaki göze basıyordum, değil mi? Ama bastığımda hala görünmez olduğunu görüyorum. Bir defa daha basıyorum. Hala görünmez. Bunu görünür hale getirmek için, bakın, görünür hale getirmek istediğim komponentin içini açacağım. Bunun içinde bodies kısmı var. Bunun içini açacağım. Burada body'yi buldum. Görüyorum ki bu görünmez halde. Görünür hale getirdiğimde geri gelmiş oluyor. Yani V tuşu birazcık teferruatlı. V tuşunu kullanarak görünmez hale getirmek biraz teferruatlı. V tuşunu kullanmak yerine direkt işte bu görünmez etmek istediğiniz komponentin yanına gelip göze basarsanız bu şekilde daha kolay görünmez veya görünür hale getirebiliyorsunuz. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. V tuşundan ziyade. Geri kapatıyorum bunun klasörünü. Şimdi bu komponenti buradaki gözü kullanarak görünmez hale getirdim. Şimdi diğer çubuklarımın montajını yapacağım. Bir problemi olan yok sanırım. Var mı? Yok, güzel. Şimdi tekrardan klavyemden J tuşuna basıp montaj moduna geçeceğim. Şimdi en uzun çubuğumu montaj yapacağım. Monte edeceğim. Bunun için en uzun çubuğuma yaklaşıyorum. Yine en uzun çubuğumun sol tarafına yaklaşacağım birazcık daha. Bunun sol orta noktasını seçeceğim. Bakın, bu şekilde değil, bu şekilde seçmeniz lazım. Aradaki farkı görebiliyorsunuz. Bu şekilde değil, bu şekilde seçmeniz lazım. Böyle. Zaten bakın, mouse'u yaklaştırıyorum oraya, yapışıyor kendi kendine. Bu noktayı seçtim. Geri alıyorum. Sonra en montaj ettiğim en kısa çubuğuma yaklaşacağım. Birinci noktayı seçtikten sonra. İkinci nokta olarak da bunun üst tarafındaki orta noktayı seçeceğim. Yine mouse'umu yaklaştırdığımda yapıştığını görüyorum. Burayı seçeceğim. Şu an montaj tipi doğru, Revolute. Ama bunu birazcık şöyle döndürmek istiyorum. Şöyle, şu hale gelsin istiyorum. Böyle gözüksün sizde de. Yine şunu kullanarak döndürdüm. Ama görüyorum ki bu flip edilmiş mavi renkte. Bunu geri alıyorum. Yine çubuğun ucu o tarafa döndü. Bunu birazcık daha düzelteceğim şöyle. Şöyle şu aralıkta bir yere koyun çubuğunuzu. Bundan sonra okey diyorum. Şimdi bu çubuğun ucundan tutup şöyle kolayca hareket ettirebilmem lazım. Bu şekilde hareket ettirebilmem lazım. Hareket ettirdikten sonra yukarıdaki revert tuşuna basarak tekrar önceki pozisyonuna alıyorum bunu. Yine klavyemden J tuşuna basarak montaj ilişkisi moduna geçeceğim. Şimdi şu noktayla bunun orta noktasının
birleşmesini istiyorum. Ve bu ikisinin arasında revolute, yani dönebilir tipte montaj ilişkisi olsun istiyorum. Yine aynı işi yapacağım. Klavyemden J tuşuna bastım. Buraya yaklaştım. Orta noktasını seçtim. Mouse'umu yaklaştırdığımda yapışıyor. Orta noktayı seçtim. Geri aldım. Bunun aşağı taraftaki dikdörtgenin orta noktasını buldum. Yapıştı. Efendim? Yok, burayı seçeceğiz. Dikdörtgenin ortasını seçtiğinde koptu ama. Efendim? Koptu. Şu an yükseklik farkı yok. Sen flip yapmamışsın demek ki. Montaj ilişkilerini düzenleme moduna gir ve oradaki flipi kaldır. Biz tüm hepsinin flipini kaldırdık. Şimdiye kadar yaptığımız tüm montaj ilişkilerinin fliplerini kaldırdık. Tekrar ediyorum. Klavyemden J tuşuna bastım. Uzun çubuğum var diye uzun çubuğumun uçtaki orta noktasını seçeceğim. İkinci nokta olarak da burayı seçeceğim. Seçtim. Koptu. Ve hata verdi. Neden? Çünkü kendi kendine flip yaptı. Bu kafasına göre flip yaptı. Flip'i kaldırdım. Hata vermedi. Ama yine kopuk. Kopuk olsun. En azından hata vermiyor. Şimdi buna da birazcık... Gerçi açı vermeyeceğim. Vazgeçtim. Açı vermeyeceğim. Okey dedim. Böyle bir şey oldu. Şimdi şu çubukların herhangi birini tutacağım. Böyle biraz yukarı kaldıracağım. İstediğim hareketi elde ettim aslında. Şimdi ben mesela böyle bıraktıktan sonra buradan revert tuşuna basarsam önceki haline geliyor ya. Eğer revert tuşuna basmayıp işte bu pozisyondayken buradan Capture Position diye bir buton daha var. Hemen Reverb'ün hemen yanında. Bu pozisyonu kaydet demek aslında. Buna basarsam pozisyon bu şekilde kaydoluyor. Şimdi Reverb tuşu gitti. Artık bunu hareket ettirip Reverb'e bastığımda önceki kaydettiğim pozisyona geri dönecek. Anladınız mı olayı? Aradaki Reverb ile Capture Position'ın farkı bu. Reverb önceki hale getiriyor. Capture Position'da o pozisyonu kaydediyor. Şimdi ben bu normalde düzdü ya. Bunu biraz yukarı kaldırdım. Bu şekildeyken capture position yaptım. Tamam, şimdi sadece bir tane çubuğumuz kaldı montajını yapmamız gereken. Herkes buraya kadar yaptı mı? Bir problemi olan var mı? Efendim? Hemen göstereyim. Ctrl Z tuşuyla geri alıyorum. Siz bunu yapmak zorunda değilsiniz. Buradan devam ediyorum. Montaj moduna girdim klavyemden J tuşuna basarak. Uzun çubuğun orta noktasını seçtim. Sonra bu aşağıdaki dikdörtgenin orta noktasını seçtim. Hata verdi. Çünkü kafasına göre bir flip yaptı. Ben bu flipi kaldırarak önceki haline getiriyorum. Sonra okey dedim. Ondan sonra bu çubuğu tutarak biraz yukarı kaldıracağım. Sonra yukarıdan Capture Position butonuna basacağım. Şu an montajını yapmam gereken sadece bir çubuk kaldı. Bakayım. Tamam. 4 dakika sonra ara vereceğiz. Bunu yaptıktan sonra ara vereceğiz. Şimdi yine klavyemden J tuşuna basacağım. En son kalan çubuğu montaj yapmak için. Bastım J tuşuna. Yaklaştım çubuğa. Çubuğun sol taraftaki orta noktasını seçtim. Yine mouse'umu yaklaştırdığımda yapıştı. Ondan sonra üstteki dikdörtgenime yaklaştım bu sefer. Bunun orta noktasını seçtim. Yine kafasına göre flip yaptı. Flip'i kaldıracağım. Ondan sonra okey diyeceğim. Vermem gereken sadece bir tane montaj ilişkisi kaldı. Şimdi bunu vereceğim. Yine klavyemden J tuşuna basıyorum. Bu çubuğun, en kısa çubuğun bu sefer sağ tarafına yaklaşacağım. Sağ taraftaki orta noktasını seçeceğim. Geri aldım.
bu sefer uzun çubuğum vardı ya. Uzun çubuğumun orta noktasına yaklaştım. Orta noktasına tıklayacağım. Yine kafasına göre flip yaptı. Flip'i kaldırdım. Buradaki hata gitti. Okey dediğim anda benim mekanizmam tamamlandı. Şu an sadece garip bir pozisyonda. Herkes bunu yaptı mı? Yapamayan var mı? Efendim? Göstereyim en sonu bir daha. Buradan devam etsem yeterli mi? Tamam, klavyemden J tuşuna bastım. En kısa çubuğa yaklaştım. Çubuğun en sağ orta noktasını seçtim. Bundan sonra geri aldım. Bu seçimi kaldırmak için şuradan çarpıya basabilirsiniz bakın. Bastığınızda seçimi kaldırır. Yine bunun orta noktasını seçtim. Sonra ortadaki uzun çubuğum var ya, onun orta noktasını seçiyorum. Biraz yaklaşabilirim burada hassas işçilik yapmak istiyorsam. Orta noktasını seçiyorum. Sonra buradaki flip'i kaldırıyorum. Benim işim bitti burada. Okey dediğim anda mekanizmam böyle garip bir şekilde beni bekliyor olacak. Herkes bunu yaptı mı? Flip'i kaldırman lazım. Demek ki önceki ilişkilerde bir şeyin flip'ini kaldırmamışsın. Onları yine aşağıdaki unsur ağacından düzeltebilirsin. Normalde hata vermemesi lazım. Demek ki bir şeyin flip'ini kaldırmamışsın. Başka problemi olan var mı? Seninkine bakarız birazdan. Problem ne? Aynı problemi. Tamam, seninkine de bakarız. Başka problemi olan var mı? Anladığım kadarıyla yok. Şimdi görünmez yaptığımız arka duvar vardı ya. Onu görünür hale getireceğim ben. Unsur ağacıma geldim. Burada zaten görünmez olan sadece bir şey var. Burada gözüküyor bakın, görünmez oldu. Onu görünür hale getiriyorum. Komponent 7'ymiş bendeki adı. Görünür hale getirdim. Sonra şu çubuğun bir kenarından, bir ortasından, köşesinden tutup hareket ettireceğim. Bakın şöyle. Hareket ettirdiğimde mekanizmamın çalıştığını görüyorum. Yapabildi mi bunu herkes? Yapabilen kaç kişi var merak ettim. Dün sadece 5 kişi vardı yapabilen. Çok güzel. Bugün sayılar iyi. Tebrik ediyorum. Yapamayanlar daha çok denesin. Bu ikinci yapışımız. Üçüncüyü göstermeyeceğim. Dersleri kaydediyoruz. Bunları kaydettikten sonra YouTube'a yükleyeceğiz. Onu izleyebilirsiniz. Şimdi bir 10 dakika ara vereceğim. 17.30'da burada olalım. 10 dakikalık ara veriyoruz. 17.30'da burada olalım. Sorusu olan kalsın. Sorularını cevaplayayım. Devam edelim. Herkes hazır galiba. Tamam. Şimdi mekanizmayı çizdik. Buradaki GIF'teki gibi hareket ediyor az çok. Yani birebir aynısı değil çünkü burada GIF'te bize ölçüleri vermemiş. Hangisinin hangi boyutta olduğunu bilmiyoruz. Ben öylesine salladım ölçüleri. Bu şekilde benzer bir hareket elde ettik. Şimdi buna birazcık yakından bakacağım, birazcık inceleyeceğim. Şimdi flip yaptığımız için her şey birbirinin içinde. Gerçek hayatta böyle bir şey mümkün değil. Şimdi baktığım zaman bu burada hareket ediyor. Nasıl hareket ettiğini bilmiyorum. Bu şekilde hareket ediyor. Ne bileyim, burada döndükçe birbirinin içine giren şeyler var. Aynı şekilde bu bunun içinde hareket ediyor. Hepsi birbirinin içinde. Veya bu buna nasıl sabit? Montaj ilişkisinden başka gerçek hayatta bunu buraya nasıl sabitleyeceğiz? Bilmiyorum. Bu aslında basit bir sketch'tir yani. Bunun mühendislik açısından hiçbir değeri yoktur. Bu sadece mekanizmanın düzgün çalışmadığını görmek için yapılan bir sketch'tir yani. Ne denir? Eskiz mi deniliyordur resimde hani karalamaya? Eskizdir yani bu. Bunun gerçek hali yani üretim optimizasyonu diyorum ya ben. Dedim mi bilmiyorum gerçi. Üretim optimizasyonu şudur. Çizdiğiniz modelin
gerçek hayatta üretilebilir hale getirmeye denilir. Mesela ben bunun üretim optimizasyonu yapılmış halini de çizdim. Şimdi size onu göstereceğim. Üretim optimizasyonu tamamen birebir değil aslında. Bunun da eksikleri var da. Üretim optimizasyonu yapılmış hali yaklaşık olarak bu. Mesela şu çubuklardan başlayalım. Bu çubuklar bildiğimiz dikdörtgen uzun çubuk. Bunun piyasadaki adı Linear Rider. Bakın şu gördüğünüz şey Linear Rider. Piyasada çok kullanılır. Yani lineer hareketin olduğu her yerde kullanılır. Geçelim başka ne varmış? Bunun üstünde araba var. Bunun adı Linear Ride arabası. Önceki yaptığımız basit mekanizmada böyle bir tane dikdörtgen çizmiştik. Bunun asıl yapılması gereken hali burada gördüğünüz lineer arabadır. Bunu da böyle tek göstereyim. İşte bunun içinde şu şeyin profiline uygun delik vardır. Bakın şöyle. Çekemiyorum çünkü montaj ilişkisi var. Her neyse bakın şunu gizlediğimde içinde bir boşluk olduğunu, oyuk olduğunu görüyorsunuz. Rayın şeklinde. Yani bunun amacı rayın üzerinde düzgün bir şekilde hareket edebilmek. Piyasada en çok kullanılan elemanlardan biri. Geri alayım. Başka ne var? Mesela lineer arabanın üstüne bir tane plaka yapmışım. Böyle bir plaka yapmışım. Bunun üstünde ne bileyim konik delikler var. Bir tane daha delik var. Bu mesela bu parça piyasada lazer kesimle üretilebilir. Bu parça lazer kesimle üretilmiş. Ondan sonra buralarına havşa açılmış. Havşa teknik bir terim. Yani ne olduğunu bilmenize yani bilmiyor olabilirsiniz. Havşa işte bu şekilde konik deliklere havşa deniliyor. Bunun sebebini birazdan açıklayacağım size. Ondan sonra bunun üstüne sac vidalanmış. Mesela burada havada uçuşuyordu. Hiçbir şey birbirine vidalı değildi. Burada şöyle civatayla vidalanmış. Ne bileyim mesela önceki tasarımda her şey birbirinin içindeydi ya. Bakın bu bunun içinde, bu bunun içinde falan filan. Burada birbirine çakışma olmaması için buradaki saca bir büküm verilmiş. Yukarı doğru yükseltilmiş çarpışma olmaması için. Mesela bu parçada önce lazer kesimle kesilir. Ondan sonra büküm makinesiyle buradaki büküm açısı verilir. Piyasada böyle üretilir. Ne bileyim işte tüm eklem noktalarına vida takmışım. Bu şekilde civata takmışım, vida değil aslında. Aynı şekilde aşağı tarafta da bir tane lineer rayım var. Lineer arabam var. Onun üstüne bir tane saç kesmişim, vidalamışım vesaire vesaire. Mesela bunda bir problem daha var aslında. Şimdi bizim mekanizmamız bu şekilde hareket ediyor ya. Bakın şuraya yaklaştığımda bu parçanın buradaki vidaya çarptığını görüyorum. Bakın görüyor musunuz? Çarpıyor. Bu mesela yanlış bir üretim optimizasyonudur. Burada yanlış yapılan şey vidanın tipinin yanlış seçilmesi. Mesela bu civatanın izole edersem şu başı yukarıdadır. Bu yanlış bir civata seçimi. Bunun doğrusu şudur. Bunun adı havşa baş civatadır. Piyasada öyle geçer. Bunun özelliği bakın hani burada konik delikler vardı ya. O konik deliğin içine giriyor. Buraya bir section analiz yaparsam ben bu şekilde olduğunu görürüm. Bakın vidanın başı plakanın içinde. Yani dışarı doğru taşan bir şey yok. Dolayısıyla vidalara çarpmıyor artık. Buradaki saç vidaya çarpmıyor. Nasıl bir hareket yaparsam yapayım. Buradaki saç bakın görün. Buradaki civataya çarpmıyor. Çünkü civata sacın içinde. Üretim optimizasyonu dediğimiz şey budur aslında. Yani basit bir mekanizma düşünürsün. İşte bunun çalışıp çalışmadığını görmek için sketch tarzında çizersin. Ondan sonra bunu işte sanayiye gittiğinde kolayca üretebileceğin, minimum maliyetle üretebileceğin şekilde üretim optimizasyonuna tabi tutarsın. Onun sonucunda işte çıkan tasarımdan kullandığın parçaları alırsın. Ne bileyim burada işte
1, 2, 3, 4. Yukarıda da 4 tane. Toplamda 8 tane havşabaş civataya ihtiyacım var. Listeye yazdım. 8 tane havşabaş civata. 2 tane lineer ray arabasına da ihtiyacım var. İşte 2 tane bilmem kaç metrelik lineer raya ihtiyacım var. Şöyle şöyle bunun vida tip, civata tipinin adı imbus. Şöyle şöyle işte 4 tane imbus civataya ihtiyacım var gibi bir liste oluşturursun. Ondan sonra bu parçaları da lazer kesimciye yollarsın. Lazer kesimci işte istediğin malzemeden alüminyumsa alüminyum, çelikse çelik ondan keser. Sana yollar. Ondan sonra bunları monte etmek, montajlamak kalır geriye. Üretim optimizasyonu dediğimiz şey budur. Şimdi biz burada temelleri öğrendik. Montaj ilişkisinin de temellerini öğrendik. Ne bileyim bir basit katı bir parça oluşturmanın da temellerini öğrendik. Öğrenmemiz gereken şey bundan sonra üretim optimizasyonu yapmak aslında. Çünkü siz şu bilgisayarı çiz dediğimde eminim çizersiniz. Biraz zorlanırsınız belki bazılarınız zorlanır. Ama çizebilirsiniz. Tabii bilgisayar burada çizdiğimiz gibi üretilmiyor. İçinde bir sürü komponent var, bir sürü ufak parçalar var. Bunları işte detaylı şekilde üretilebilir hale getirmek üretim optimizasyonu gerektiriyor. Aynı şekilde atıyorum bir robot yapacağımız zaman robotun tekerleği dediğimiz zaman işte gelip burada bir tane tekerlek çizmeyeceğim ben. İşte geleceğim buraya ne bileyim şöyle kafamdan 30 milimetrelik bir tekerlek çizdiğimde bunu piyasada bulamam. Bu şekilde bir tekerleği piyasada bulamam. Piyasa bilgisine de hakim olmanız lazım. Yani piyasada atıyorum nasıl tekerlekler satılıyor. Bazen tekerleği satın almak ürettirmekten çok daha ucuza geliyor. Bu gibi detaylar aslında sizin çiziminize yön veriyor. Yani Fusion 360 bilmek tasarım yapabileceğiniz anlamına gelmiyor. Üretilebilecek bir tasarım yapabileceğiniz anlamına gelmiyor. Olay Fusion 360 ile birlikte üretilebilir bir model çizebilmek. Çünkü üretilemeyen bir model istediğiniz kadar uğraşın bir değeri olmaz yani. Olay bu. Olay üretim optimizasyonu. Yani her şeyden daha önemli. Tasarım yapmaktan daha önemli. Yani piyasada mesela mühendislerin CV'sinde yazar. SolidWorks biliyorum. Fusion 360 biliyorum. Katya biliyorum. NX biliyorum. Adamın çizdiği şey 5 para etmez. Çünkü üretilemez. Burada olay üretilebilir bir şey çizebilmek. Mesela üretim optimizasyonu dediğimiz şey budur. Onun haricinde topoloji optimizasyonu diye bir şey var. Son yıllarda revaçta aslında. Önceden çok bilinmiyordu. Topoloji optimizasyonu dediğimiz şey de şudur. Mesela burada çok güzel bir örnek var. Aşama aşama optimizasyon yapılmış hali gözüküyor. Şimdi şu parça eminim buradaki herkes birazcık uğraşsa çizer. Bu parçayı bu şekilde çizer. İşte internetten video izler, tutoriallara bakar, komutları öğrenir vesaire vesaire. Bunu bir şekilde çizer. Ama mesela bunun ağırlığını tahmin etmeye çalışalım. İşte bu çelik olsa bunun ağırlığı muhtemelen 300-400 gram civarındadır. Belki daha fazla. Bir de en sondakine bakalım. En sondakinde çok daha az malzeme var. Yine işte parçanın bakın buralarında sabitleme yerleri var ya. Sabitleme yerleri duruyor. Aynı şekilde duruyor. Sabitleme yerleri aynı. Ama parçaya baktığımızda çok daha hafif gözüktüğünü görebiliriz. Mesela bu yapılan şey topoloji optimizasyonudur. Parçanın sağlamlığını azaltmadan ağırlığını azaltmaya topoloji optimizasyonu denir. Mesela çoğu robotik yarışmada, robot yarışmasında bir kilo sınırı vardır. Atıyorum kimisi 5 kilo sınır koyar, kimisi 10 kilo, kimisi 50 kilo sınır koyar. Sizin amacınız işte bir sürü mekanizma tasarlarsınız. Çok güzel çalışan, üretilebilir mekanizmalar tasarlarsınız. Ama bir bakarsınız robotunuz 200 kilo olmuş. Bunu yarışmaya sokamazsınız. İşte buna bir topoloji optimizasyonu uygularsınız. Gereksiz parçaları kesersiniz, biçersiniz vesaire vesaire. Robotunuz olur 40 kilo. Yine sağlamlığı aynı olur. Değişen tek şey işte ağırlığı olur. Artık yarışmaya katılabilirsiniz. Buna da topoloji optimizasyonu deniliyor. Aslında bu topoloji optimizasyonunu siz yapmıyorsunuz. Bunu sizin için yapay zeka yapıyor. Nasıl mı? İşte bu parçayı çiziyorsunuz. Fusion 360'te çiziyorsunuz bu parçayı.
Ondan sonra bunun sabitleme noktalarını, yani civataların oturtulacağı noktaları programa belirtiyorsunuz. Burada var, burada var, burada var, burada var, burada var, burada var. Ondan sonra programa diyorsunuz ki benim parçama işte 200 kiloluk bir yük binecek. Şu taraftan şuradan işte 200 kiloluk bir yük binecek. Bunu programa söylüyorsunuz. Program yapay zekasıyla sizin verdiğiniz işte ağırlık yüke göre ve sabitleme noktalarına göre parçanızı buna dönüştürüyor. Buna da topoloji optimizasyonu deniliyor. Bu da son yıllarda piyasada oldukça çok kullanılıyor. İşte hem parçanın ağırlığını düşürüyor, hem daha az parça kullandığın için ana maliyet değerini düşürüyor. Yani stok maliyet değerini düşürüyor. Bu şekilde artıları var. Mesela sırf bunu bilmek, topoloji optimizasyonunu bilmek bir yerde çok kolay iş bulabilmenize sebep olabilir yani. O kadar üst seviye bir şey. Bunu çok iyi yapan neredeyse her firmada kolaylıkla iş bulabilir. Ondan sonra ne var? Kompleks parçalar var. Ne bileyim, çaydanlık. Bu fazla kompleks olmadı. Elektrikli çaycı. Mesela öyle basit bir şey gibi gözüktüğüne bakmayın. Bir sürü işte eğimli yüzeyi var. Ne bileyim, burada bir tane tuşu var mesela. Tuşun yukarı aşağı hareket etmesi gerekiyor. Bu farklı kendi başına bir mekanizma aslında bunun, buradaki mekanizması. Başka ne kompleks parça örneği verebiliriz? Ne bileyim, araba, bisiklet, bunlar kompleks parçalardır. Bunları çizmek de aslında başlı başına bir olay. Hepsini birleştirip işte hepsine uygun montaj ilişkilerini vermek vesaire, hepsi farklı bir olay. Şimdi benim aklımda şöyle bir şey var. Eğer siz de isterseniz, işte ben tasarım konusunda gelişmek istiyorum derseniz, topoloji optimizasyonu için bir tane ders yaparız. Bir kurs ayarlarız. İşte üretim optimizasyonu için bir kurs ayarlarız. Hem topoloji öğrenirsiniz, hem piyasa bilgisine hakim olursunuz. Lineer ray, lineer araba dedim. Bunlar her yerde kullanılıyor. Her sanayi makinesinde vardır. Hareketli her şeyde vardır. İşte rulmanlar, rulmanları derste gördük. Makine mühendisliği derslerinde gördük. Ama eminim buradaki neredeyse kimse, eğer piyasa bilgisi yoksa, gidip uygun rulmanı seçemez. Mesela bazı rulmanlar var. Rulman dediğimiz şey de aslında dönen bir parça, yani çok ekstrem bir şey değil. Bazı rulmanlar var, tanesi 400 dolar. Bazı rulmanlar var, tanesi 4 dolar. Dışarıdan baktığında neredeyse aynı gözüküyor. İşte değişen bir sürü özelliği var aslında. İşte doğru rulmanı seçmek de çok önemli. Dediğim gibi 2 liraya da var, 2000 liraya da var. Bu da mesela bir üretim optimizasyonu örneğidir. İşte böyle üretim optimizasyonu kursu düzenleyebiliriz. Ne bileyim, karmaşık parçalar çizdiğimiz, karmaşık montajlar çizdiğimiz dersler düzenleyebiliriz. Böyle şeyler var aklımda. Ne bileyim, basit robot tasarımı yapmaya başlayabiliriz. Mesela ne var basit robotlarda? Aha, da böyle bir şey. Bu çok basit. Yani bugün yaptığımız dersten iki tane daha yapsak buradaki herkes bunu çizebilir. Oldukça basit aslında. Çocuk oyuncağı bir şey. İşte bunu da çizeriz. Gelir böyle endüstriyel kolda çizeriz. Bunu üretim optimizasyonu yapmaya çalışırız. İşte böyle kollar çizeriz. Benim aklımda böyle şeyler var. Eğer siz de isterseniz. Neyse, devam edelim. Ya, sanırım bir anket olacak. Değil mi? Anket yapılacak. Şimdi onu bilgisayarla konuşmak lazım tabii de. Bu kadarıyla 3. haftası olacak mı bu konu diye. Tamam. Bilgisayardan dönüş aldıktan sonra o anketi de... Tamam. Siz böyle, eğer isteğiniz olursa gruptan belirtin. Ona göre böyle kurslar düzenlenebilir. İşte gruptan yazın, ben böyle böyle ileri seviye şeyler öğrenmek istiyorum, üretim optimizasyonu istiyorum gibi gruptan belirsin. Veya zaten sanırım paylaşılacakmış. Onları işte doldurursunuz. İsterseniz bu kursa devam edebiliriz. İleri tekniklere devam edebiliriz. Şimdi Fusion'dan basit, eğlenceli birkaç şey daha göstermek istiyorum size. Bunlar estetik şeyler olacak. Dönelim tasarıma. İşte sizle beraber yaptığımız tasarıma dönelim. Mesela bir yazı yazmak istiyorsunuz.
Bunun için bir şey var. Create sketch komutuna basın. Yazı yazmak istediğiniz düzleme tıklayın. Böyle bir şey geldiğinde continue'a basabilirsiniz. Veya capture position'ın ne olduğunu biliyorsunuz zaten. Pozisyon kaydetme demek. Ben continue yapacağım. İşte ister böyle teker teker ne bileyim Ahmet'in A'sı böyle yazabilirsiniz. Böyle teker teker yazabilirsiniz. Veya buradan create'in altında text diye bir komut var. Bu komuta tıklayıp bunu kullanabilirsiniz. Şöyle yazıyı yazdıktan sonra buna da bir yükseklik verebiliyorsunuz. Solid tuşuna bastıktan sonra yine extrude tuşuna basıyorum. Sonra burayı seçiyorum. Vermek istediğim yüksekliği verdiğim zaman bunu yazıya dönüştürebiliyorum. Çok basit. Sketch açtım. Buradan teksti seçtim. Yazıyı almak istediğim alanı seçtim. Ondan sonra işte buradan ayarlarını yapabiliyorum. Font seçebiliyorum. Kalınlığını, yüksekliğini seçebiliyorum. Böyle ortalama seçeneklerini falan da yapabiliyorum. Hatta bunun farklı bir olayı daha var. Farklı bir text tipi daha var. Bak burada text on path diye bir seçenek var. Şimdiye kadar hiç kullanmadım. Bilmiyorum nasıl kullanıldığını. Bir gireyim bakayım nasılmış içe. Şu an kullanamıyorum çünkü bir path yok. Bunun için bir spline komutunu kullanarak şöyle bir spline çizeceğim. Efendim. Göstereyim. Create'e bastım. İlk önce bir sketch açtım yazı yazmak istediğim düzlemin üzerinde. Sonra create'e bastım. Buradan text'i seçtim. Ondan sonra yazı yazmak istediğim yeri böyle seçiyorum basılı tutarak. Bırakarak. Buraya yazıyı yazıyorum. Okey diyorum. Solid extrude komutunu açıyorum. Ondan sonra bu yazıyı seçiyorum. Yukarı kaldırdığımda şu an kırmızı oldu. Bu kırmızıyı ne anlama geliyordu? Kes anlamına geliyordu. Bunu buradan cut değil. Bakın şöyle operation kısmı var. Join'e dönüştürürsem bu şekilde yazıyı oluşturabiliyorum. Hatta şöyle bir şey de varmış. İşte bir tane spline çizdikten sonra spline boyunca da bir text oluşturabiliyormuşum. Onu da deneyelim nasıl oluyormuş. Ben de ilk defa kullanacağım. Text on path'e tıkladım. Çizdiğim spline'a tıkladım. Yazı yazdığımda bakın bu çizdiğim spline'ın etrafında yazıyı yerleştiriyor. Bu da çok güzelmiş. Bayağı bir kasıyor. İlginç bir şekilde. Yazı komutundayken. Şey de var böyle bunun farklı bir güzel kullanımı da var. Onu da göstereyim size. Yine bir tane sketch açıyorum bu düzlemde. Sonra bir tane şey çizdim, yuvarlak çizdim. Bunun çapına ne bileyim 30 vereyim, 3 santim olsun çapı. Sonra buna bir yükseklik vereyim. Yani bildiğimiz silindir yaptım aslında şu anda. Böyle bir silindir yaptım. Bu silindirin üzerine aynı silindirin şeklinde bir yazı yazmak istediğimde yine text komutuna geçip yazamıyorum. Buna bir tık daha fazla bir teferruat var. Onu göstereyim size. Şimdi yine bir sketch açacağım ama hangi düzlemde açacağım? Sketch'i hangi düzlemde açacağım? Bu en önemli soru aslında. Şimdi yazacağım yazının şu şekilde gözükmesini istiyorum diyelim. İşte burada ne bileyim bla 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 bir şeyler yazsın istiyorum. Bunu yapmak için bu noktanın üstünde bir çizim açmam lazım. Ne anlama geliyor hemen göstereyim. Sketch komutuna basıyorum. Şimdi eğer burayı seçersem bakın şurayı seçersem bu düzlemi seçersem muhtemelen olmaz. Şöyle baktığımız zaman buna çarpıyor. Ben böyle bunun uzağında bir yerinde yazı yazmak istiyorum. Bakalım hangi düzlemi kullanabilirim. Bu düzlem aslında bayağı bir uzakta. Kesişmiyor da. Düzlemin çizgisini çizdiğimde kesişmiyor. Bununla kesişmiyor. Demek ki bunu kullanabilirim. Şimdi sketch açıyorum. Şu diğerlerini bir görünmez yapacağım ben. Benim işimi engellemesin. Buradan joint, bakın yaptığımız eklemler görünür halde bunları da görünmez hale getireceğim. Buradan joint klasörünün başındaki gözü kaldırırsam bunlar da görünmez oluyor. Şimdi bir tane create sketch komutuyla sketch açacağım. Bu düzlemi kullanacağım çünkü
ne dedim? Bu düzlem silindirime göre uzakta bir yerde ve de düzlem çizgisini çizdiğim zaman silindirimle çakışmıyor 3 boyutlu uzayda. Burayı seçeceğim. Burada bir sketch açacağım. Artık şöyle bunu döndüreceğim birazcık. Şöyle tam karşıdan bakmak istiyorum. Buraya işte create text yazıyorum. Şöyle bir tane yazı yazacağım. Şöyle. Çok büyük oldu. Bunun boyutunu küçülteyim şöyle. 3 milimetre yapayım. Tamam. Yazı da Ahmet. Bla bla olsun. Okey. Şimdi bakalım çizim nerede? Çizim bayağı uzakta. Benim parçama göre bayağı uzakta. Benim zaten istediğim şey de buydu. Şimdi bu çizimi buraya yapıştırmak için özel bir komut var. Solid'e geliyorum. Create'e basıyorum. Aşağıda emboss diye bir komut var. Hatırlaması zor, adı birazcık garip. Emboss diye bir komut var. Buna basıyorum. Create emboss. Sonra iki şey seçeceğim. Bir sketch profilini yani yazımı seçeceğim. İki yapıştırmak istediğim yüzeyi seçeceğim. Burayı seçeceğim. Gördüğünüz gibi yazdığım yazı ters oldu çünkü ters yazdım ben. Aynalı bir şekilde yazdım. Yazdığım yazı buraya geldi böyle yapıştı. Tam silindirin üzerine yapıştı. Bunlar estetik komutlar. Çok önemli değil. O yüzden fazla üzerinde durmayacağım. Siz kendiniz deneyerek öğrenebilirsiniz. İnternetten öğrenebilirsiniz. Yayın tekrarını izleyebilirsiniz. Okey diyorum. Böyle yazıyı yazdım. Olayı anladık. Yani istediğimiz her yüzeye bu şekilde yazı yazabiliyoruz. Peki yüzeyleri nasıl boyayacağız, nasıl rengini değiştireceğiz derseniz onu da göstereyim. İlk önce rengini değiştirmek istediğiniz yüzeylere bir defa tıklıyorsunuz. Shift tuşuna basılı tutarak birden fazla yüzey seçebilirsiniz. Mesela ben buraya yaklaştım. Hem şu yüzeyi, hem bu yüzeyi, hem de bu yüzeyi boyamak istiyorum. Bunları seçtim. Ondan sonra seçtiğim yüzeyin herhangi birinde sağ tıklıyorum. Aşağıda Appearance diye bir şey var. Buton var. Zaten başında böyle bir tane çark var. Renk çarkı. Oradan anlayabilirsiniz. Ona tıklayacağım. Sağ tıkladım. Appearance'a tıkladım. Boyamak istediğim yerleri mavi çizgi içine aldı. Güzel. Şimdi buraya ne bileyim kırmızı istiyorsam red yazacağım. Burada farklı red tipleri var. Bunlardan istediğinizi seçebilirsiniz. Mesela cam var. Cama dönüştürebiliyorsunuz yaptığınız objeyi. Ne bileyim en yukarıda şöyle alüminyum anodized rough diye bir şey var. Bunu tutup buranın üstüne atarsam buranın kırmızıya boyandığını görüyorum. Ne bileyim burada karbon fiber var. Karbon fiberi tutup şöyle seçtiğim yüzeylere atarsam oranın o renge boyandığını görüyorum. Eğer görsel olarak böyle tasarımınızı güzelleştirmek istiyorsanız appearance kısmını işte sağ tıklayıp appearance kısmını kullanıyorsunuz. Bayağı basit aslında. Bunları siz işte deneyerek öğrenirsiniz. Çok önemli şeyler değil. Ama tasarımınızı güzelleştirmek istiyorsanız bunları kullanabilirsiniz. Notlarıma bakayım. Ha bir de komponent kütüphanemiz var. Mesela ben burada size vida gösterdim. Bu vidaları teker teker çizmekle uğraşmıyorum ben. Bu vidayı böyle teker teker çizmekle uğraşmam. Kimse uğraşmaz. Bunları hazır olarak internetten indirebilirsiniz. Fusion 360'ın şöyle bir güzelliği var. İçinde kendi parça malzeme kütüphanesi var. Piyasadaki aradığınız çoğu şeyi burada bulabiliyorsunuz. İşte ne bileyim civatalar, vidalar, ne bileyim dişli çarklar, kasnaklar, kayışlar. Her şeyi burada bulabiliyorsunuz. Nasıl açacağınızı göstereyim. Şöyle insert sekmesi var. Solid sekmesinin altında insert sekmesi var burada. Bunun altında
Insert Mac Master Car Component diye bir seçenek var. Buna girebilmeniz için internetinizin olması lazım ama. İnternetsiz çalışmıyor burası. İnternet bağlantınızın olması lazım. Insert Mac Master Car Component diye bir seçenek var. Bakın burada. Alttan dördüncü. Buna bastığımda böyle bir kütüphane açılıyor. Burada işte envai çeşit malzeme var. Tekrar göstereyim. Insert. Inspect değil. Insert. Insert Mac Master Car Component. Buna bastığınızda böyle bir sekme açılacak internetiniz varsa. Bunun içinde işte envai çeşit malzeme var. Mıknatıs mı dersiniz? Cırt kelepçe mi dersiniz? Zımba makinesi mi dersiniz? Ne alaka bilmiyorum. Perçin var. Ne bileyim pinler var. Şey yaylar falan var. Somun var. Pul var. Ne bileyim şey var. Sonsuz mil var. Cıvatalar falan var. İşte mesela cıvata istediğiniz zaman cıvataya tıklıyorsunuz buradan. Ben mesela bir uygulama göstereyim. Cıvata istiyorum ben. Metrik 6'lık bir cıvata istiyorum. Onun için cıvata menüsüne giriyorum buradan. Sonra sol taraftan belirtmem lazım. Nasıl bir cıvata istediğimi belirtmem lazım. Ben inç değil metrik sistemde bir cıvata istiyorum. Metrik 6 inbus başlı bir cıvata istiyorum. Metriği seçiyorum buradan. Metriği seçtikten sonra burada boyları var bakın böyle bir sürü boy var. Ben metrik 6 istiyorum dedim. O yüzden buradan M6'yı seçeceğim. M6'yı seçtikten sonra farklı bir şey seçmeme gerek yok. Sol taraftan işte geldi bana metrik 6 cıvatalar. Pardon bunun uzunluğunu belirtmeyi unuttum. Ben aşağı taraftan uzunluk belirtme kısmı var. Burada işte 14 milimetrelik uzunluğu olan bir cıvata istiyorum diyelim. 14'ü seçtim. Yeterli kadar bilgi girdim. Şimdi buna tıklıyorum. Burada farklı iki tane cıvata tipi var mesela. Bunun özelliklerinin ne olduğu yanında yazıyor. Ben herhangi bir tanesini kullanacağım. Buna tıkladığımda, üstüne tıkladığımda şu an internet çok yavaş olduğu için göstermiyor ama burada normalde fotoğrafı vardı. Fotoğrafı gözükecek burada cıvatanın. Sonra buradan formatı 3D step olarak değiştirip bakın 3D step. Bunu ulan neden böyle oldu ya? Buradan birazcık kaydırayım. 3D step olarak değiştirip download'a basarsam bastım internetim birazcık yavaş o yüzden yüklenmesini bekliyorum. Bastım. Ondan sonra istediğim cıvata bana gelecek. Bakın burada metrik 6 14 milimetrelik cıvata geldi. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz komponent kütüphanesini. Yani bir cıvata lazım olduğunda gidip bunu çizmeyin. Hazır var zaten. Ne bileyim bir dişli çarklı bir mekanizma yapacaksınız diyelim. O çarkı çizmek ölüm yani zulümdür. Hazır buradan bulabilecekken çizmenize gerek yok. Komponent kütüphanesi de bu. Başka göstermem gereken bir şey var mı diye bakıyorum. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Temel olarak Fusion 360'ı öğrendik. Kafamızdaki bir modeli çizebiliriz. Belki işte bir oturuşta çizemezsiniz. Belki videoyu izlemeniz gerekir. İnternette bir sürü tutorial var YouTube'da. Bir sürü tutorial var yani nasıl yapacağınıza dair. Onları izleyin. Ne bileyim boş vaktinizde açıp izleyebilirsiniz. Araba çizen manyaklar falan var. Bir oturuşta araba çiziyor. Onları izleyebilirsiniz. Benim size anlatmadığım bir sürü komut var. İşte burada Surface kısmı var, Mesh kısmı var, Sheet Metal var. Böyle bir sürü olayı daha var aslında Fusion'un. Ben size %3'ünü anca göstermişimdir. Bunları öğrenmek istiyorsanız öğrenebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkür ederim.